Müzik Sofrası. ...95.1 Özgür Radyo'da Birlik Sofrası başladı. Konuğumuz çok genç ve değerli bir konuk. Şimdilik ismini zikretmeyeceğim. Kendisi çok küçük yaşlardan müziğe başlamış. Nasıl başlamış? Abisinin sazıyla beraber müziğe başlamış. Aile içerisinde müzikal çalışmalar yapmış. Ardından Balıkesir'de müzikal eğitime devam etmiş. Gruplar kurmuş. Kız başına, tırnak içerisinde kız başına büyük işler başarmış. Değerli bir sanatçımız, değerli bir yorumcumuz. Sevgili Adile Yadırgı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ne güzel genç falan dediniz ya. En başta çok hoşuma gitti. Çok genç. Ama. Genç değil misiniz? Ay, teşekkür ederim, çok sayılmaz. Yo, gençsiniz ya. Türkiye standartlarına göre gençsiniz. İşte. bize SMS ulaşmak isterseniz 9510 yazıp boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp 3969'a göndereceksiniz. Tercihiniz telefon olursa eğer 0216 330 75 91 92 ve 93'ü arayacaksınız. Tercihiniz elektronik posta olursa eğer özgurradyo@özgurradyo.com'u tıklayacaksınız. Tercihiniz Facebook olursa Birlik Sofrası sayfasından bize ulaşabilirsiniz. Evet, konuğumu çok araştırdım. Birçok basın kuruluşuyla destek teması haline geçtik. Ama daha çok renkli medyadan bilgilere ulaşabildik. 1977 yılında Kayseri Sarız'da doğdunuz değil mi? Evet. Geri kalan kısmı sizden dinleyelim mi? Kayseri Sarız Kırkısrak köyünde doğdum. Ama köy böyle 1-2 aylıkken Ankara hikayemiz başlamış. Ben işte ilkokul çocukluğum dönemi Ankara'da geçti. İlkokulun 4. sınıf kısmına kadarki bölümü. Ondan sonra Balıkesir'e taşındık. Balıkesir'de liseyi bitirdim. İşte o arada bahsettiğiniz müzikal çalışmalar dediğiniz gruplar falan o dönemdi. Sonra da işte 95 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nı kazanıp Türk Halk Müziği ana sanat dalından mezun oldum, temel bilimlerden. Sizi araştırırken şöyle bir şey düşünde oluştu. Örneğin birçok sanatçı göçer aileden geliyor ama sizin de göçerlik yanınız var. Nasıl bir göçerlik var? Kayseri, Sarız, Ankara ve Balıkesir biraz göçerlik var değil mi ister istemez? İlk öğrenimizi Balıkesir'de yapmışsınız. Evet. Yani işte 5. sınıf 4 ve 5'i Balıkesir'de tamamladım. Daha öncesi Ankara. Malatya kökeni var tabii. Daha öncesinde Kayseri Sarız'dan evet. Önce Malatya Kürecik. Daha öncesinde sizinle de yayından önce konuştuk ya. Dersim'e dayanan bir yolculuk olabilir en başından diye. Evet. Böyle bazı araştırmacıların söylediği. Bir dinleyici bir soru sormuş bu Dersim'le ilgili. Onu soracağım. Sizi birisiyle ilişkilendirmiş. Onu daha sonra soracağım. Öyle mi? Evet. Şimdi çocukken aslında sizin amacınız bir yorumcu olmak değilmiş. Çocukken hukuk ve tıp okumak istiyormuşsunuz. Aslında şöyle, tabii ki o zaman şarkı söylerken ilerisi için hayal kurabilecek çok ilerisi için o kadar ciddi konservatuarı bile bilmiyorken onu söylemem mümkün değildi ama kendimi biraz daha anlamaya işte kendimi çözmeye başladığım dönem, aklımın yettiği dönem diyeyim. Hemen şeye karar vermiştim. Yok ben müzik okuyacağım. Ma karar vermiştim ama öncesi için hep şeydir ya işte hukuk okuyayım, tıp okuyayım. Klasik böyle iyi meslekler. İşte aç kalmayacaksın. Ailenin sevdiği aç kalmama için hayatını idame ettirmek için en rahat
koşullarda yaşamak için gereken mesleklerden biri diye. Yani o çocukluk şeyiyle öyleydi ama normalde ben bütün işte kendimi tanıdığım zamanlar içinde müzik okumak, müzik eğitimi almak en başlı hayalimdi. Evet. Şimdi ikinci albümümüz çıktı ve çok genç bir, düzeltiyorum, çok yeni bir albüm. 29 Ocak'ta çıktı sanıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Yani evet, evet, doğru. 29 Ocak'ta çıktı ve bir ezgi var ki beni yürekten vurdu. Beni vurdu. Ama diğer dinleyicilerin vuracak mı vurmayacak mı bilmiyorum. Mardin Dağları. Dinleyelim mi? Evet, ben de çok seviyorum. Söz müzik kime ait? Sizden... Söz Riyad Tezcan'ın, Mardinli bir amcamız ya da abimiz. Tanışma fırsatım olmadı, hala orada yaşadığını biliyorum. En kısa sürede gidip tanışmayı, ona çok teşekkür etmeyi diliyorum. Müziktir Levent Güneş isimli genç bir arkadaşımıza ait. Dinleyelim.
95.1 Özgür Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuğumuz Adile Yadırgı, müziğin güçlü sesi. Bize SMS ile ulaşmak isterseniz 9510 yazıp boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp 3960'a göndereceksiniz. Tercihiniz eğer telefon olursa 0216 330 75 91 92 93'e arayacaksınız. Tercihiniz elektronik posta olursa özgurradyo.com'u tıklayacaksınız. Tercihiniz Facebook olursa Birlik Sofrası sayfasından bize ulaşabilirsiniz. Mesajlarınız geldi ama biraz sohbeti daha uzatıp ardından mesajları okuyacağım. Şimdi müzikle ve türkülerle ilk tanışmanız nasıl oldu? Bende var ama ben size sorayım. Bende var. Açıkçası ben... Siz söylemeseniz ben söyleyeceğim. Öyle mi? Siz söyleyin bir merak Peki, ettim. akşamları abiniz evde saz çalarmış. Aynen öyle. Ev halkı toplanırmış. Siz de türküler söylermişsiniz ailece. Ya ailece şöyle, babam da çalıp söylüyordu ama babam tabii ki çok profesyonelce değil. Çok az bir küçük bir repertuarla yine de evde bir müzikal hayat vardı yani. Hani normal günlük hayatın çok önemli bir parçasıydı. Bir de bizim böyle çocukken işte eşimiz dostumuz olur ya, aile dostları işte kuzenler evlenirken. Evet. Hadi bir şey, bir türkü de siz söyleyin. Bizim abimle ikimiz şeydik, az solistik yani düğün dernek eğlencelerde. Ama onların çok ciddi katkısı olmuş bana, sonradan anladım. Gerçekten hani mikrofonla çok çocuk yaşta tanışmak çok önemli bir şarkıcı için. O yüzden o yıllarımı özlüyorum aslında. Keyifliydi. Evet. Şimdi peki sesinizi ilk olarak kim güzel olduğunu anladı? Size kim söyledi bunu ilk kez? Öğretmenler çok önemli. Evet, değil mi? Değil mi? İnanır mısınız? Bak geçen programda örneğin bundan bir hafta önce ya da iki hafta önce sanıyorum Feryal'in konuydun. Feryal ne dedi ki, çok dikkatimi çekti o sözü. Çok güzel bir söz söyledi. Dedi ki sanatçıları çağırıyorum karşıma. Hepsi sanki aynı yerden çıkmış gibi. Aynı tonadan çıkmış gibi. Hikayeler hep aynı demişti. Evet. Evet, ben de şimdi inanır mısınız artık hep aynı şeyleri tekrarlıyorum sanki. Çünkü ilk sesimin güzelliğini öğretmenim anladı. Bana dedi ki müzik yap, türkü söyle. Aynı şeyleri tekrar duyuyorum. Demek ki çocuklar, gençler, öğretmeninizin dikkati çok önemli. Kesinlikle evet. Öyle. Şimdi lise yıllarına kadar bu amatör gruplarla değil mi çalıştınız, konserler vermeye başladınız. Yanılıyor muyum? Evet evet, biz üniversite vardır Balıkesir'de, işte Balıkesir Üniversitesi. Evet. Orada Necati Bey Eğitim Fakültesi, şimdi ismi değişmiş sanırım. O dönem abimlerin de işte okuduğu okul arkadaşları vardı, işte müzikle ilgilenen Güney Özkılınç, değerli bir şair kendisi. Hala işte Bursa'da öğretmenlikte yaparak hayatını devam ettiriyor. Onunla beraber abilerimin de içinde olduğu aslında bir projeyle başlamıştı. Şafak İşçileri diye bir grubum vardı. Bir de Balıkesir'de Bafat isminde orada bir folklor derneği vardı. O folklor derneğinde ben hem halk oyunları oynuyordum hem de orada çok değerli iki tane hocamız vardı. Onlar bize türkü söylemeyi aslında ben ilk onlardan öğrendim diyebilirim. Repertuar ve nota, işte türküyle nota öğrenmeyi, notayla türkü öğrenmeyi, affedersiniz. Önce onlardan öğrendim. Çok kıymetli katkıları oldu bana. Yani çok küçük bir şehirde hiçbir kültürel sanatsal olayın, aktivitenin neredeyse olmadığı, çok çok böyle kurak bir yer evet, bu açıdan ama böyle şeylerimiz... Birçok söyleşinizi izledim. Hep şunu söylüyorsunuz orada. Diyorsunuz ki Balıkesir küçük bir şehirde, çok sıkıldım Balıkesir'den. Bu ifaden hep geçiyor. Aslında evet, yani şöyle, Balıkesir'den sıkılmak şöyle, çünkü hani şarkı söylemek istiyorsun, müzik yapmak istiyorsun ya da daha profesyonel, hani ne, nasıl olunabilir? O orası çok şey değildi o açıdan. Bu ancak okul korolarıyla falan işte o sınırlı bir durumdu. Ama tabii biz bunu yendik. Evde abimin işte bağlama çalması, Kamil'in abimin. Evet. İşte üniversiteden abimin arkadaşlarının işte gitarları çalması. İşte birkaç tane müzisyen arkadaşımızla bir araya gelip bir grubumuz olmuştu. Ve biz böyle Bursa'da halk evi vardı o dönem. Bursa halk evine gidiyorduk. Ve konser veriyorduk lisedeyken. Tabii biz her hafta sonu, neredeyse her hafta sonu Bursa halk evine gidiyorduk. Ve orada konserler yapıyorduk. Şimdi ben tekrar biraz geri döneceğim. Lisede kurduğunuz grup... örneğin Şafak İşçileri adlı bir grup. Değil mi? Evet evet. Bu biraz aykırı bir ifade gibi, bir nasıl söyleyeyim, bir acıtı son varmış gibi. Var var evet. Var ama ve şu var, örneğin hiç kolluk kuvvetiyle karşı karşıya kaldığınız anlar oldu mu? Yani çok olmadı diyebilirim. Şöyle bir şey, direkt öyle bir şeyde karşı karşıya kalma durumumuz olmadı ama gittiğimiz konser verdiğimiz yerlerde sıkıntı oldu. Mesela Bursa Halk Evi'nde işte oranın sık sık böyle biraz
işte sorun yaşaması, oradaki işte program akışını engellemeleri falan, böyle durumlar karşılaştık öyle durumlarla. Ama direkt öyle bir durum söz konusu olmadı. Belki çünkü daha çok şey, yeni bir gruptuk biz. Tam böyle toparlanmak üzereyken dağıldık zaten, ben okul kazanıp İstanbul'a gelince. Yoksa üniversitelerde, şenliklerde de çıktığımız oldu ama çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadım açıkçası. Bakın Almanya'dan, Almanya Münih'ten Sadık Arabacı diyor ki hemen, bakın ben daha söylemedim sizin öğretmen olduğunuzu. Demiş ki öğretmen olmanızın müzikle ne gibi katkısı oldu, ne gibi iyi yönü oldu demiş Sadık Arabacı, Almanya Münih'ten. Öğretmen olmamın müziğe katkısı mı? Evet. Açıkçası şöyle bir şey, müzisyen olmamın öğretmenliğe katkısı oldu daha çok. Öyle bir durum söz konusu ama tabii ki şey de var. Yani müzik öğretmek, çocuklara müzik anlatmak da sizin sanatsal işlerinizi, sanatsal duyarlılığınızı arttıran bir şey. Anladım. O temas. Kısa bir aramız olacak, bir reklam aramız. Elbette. Ardından sizin bir ezginiz seslendirilecek. Sonra devam edeceğiz. Tamam. Birlik sofrası.
95.1 Özgür Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuğumuz halk müziğimizde genç ama güçlü bir ses Adile Yadırgan. Bize SMS ulaşmak isterseniz 9510 yazıp boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp 3969'a göndereceksiniz. Tercihiniz telefon olursa 0216 330 75 91 92 ve 93'ü arayacaksınız. Tercihiniz elektronik posta olursa özgurradyo@özgurradyo.com'u tıklayacaksınız. Tercihiniz Facebook olursa Birlik Sofrası sayfasından bize ulaşabilirsiniz. Bu arada çok sayıda mesaj gelmiş. Onları önce iletelim. Daha sonra devam edeceğiz. Şimdi Almanya'dan notumu almıştım. Yurdagül Yıldız'ın size selamları var. Sizi çok ben sevdiğini söylüyor. Ben de sevgilerimi iletiyorum. Evet. Etnik anlamda yakın bir kimliğinizin olduğu söylüyor. Galiba o da Kürt, siz de Kürtsünüz. O anlamda söylüyor. Olabilir. Evet. Sonra İstanbul'dan dünyanın her yerine dağıldığımız için. Sonra İstanbul'dan Fatoş Özçelik diyor ki merhabalar, kolay gelsin. Programı çok severek dinliyorum diyor. Ve sizi çok sevdiğini söylüyor. İlk albümden tüm bestelerinizi bildiğini. Ha, Fatoş değil, başka arkadaş bunu söylüyor. Fatoş'un size selamları var ama sizi çok iyi dinlediğini söylüyor. Ben de sevgiler evet. iletiyorum. Şimdi Gazi Mahallesi'nden Hünkar Koçak diyor ki ben aslında aşağıda içeride soracaktım ama o sormuş. Ali Rıza Binboğa'yla akrabalığınız var mı diyor. Ali Rıza Binboğa Hoca bizim o taraflı ama bir akrabalığımız yok. Evet. O da, ama Sarızlı olduğu Sarızlı, için oradan evet, oradan belki hatırında kalmıştır. Evet. Evet. Şimdi size dönüyorum tekrar. Birkaç soru daha var ama onları bir derleyeyim. Uzun birisi, çok uzun. Onu okursak program biter. Anladım. Şimdi liseyi bitirdikten sonra bir süre tereddüt içinde kalmışsınız. Demişsiniz ki acaba İzmir'e mi gitsem? Aynen. İstanbul'da mı kalsam? İstanbul'da mı kalsam demişsiniz. Şimdi okul bitti. Ben en başta şöyle bir şey fikrim vardı. Opera okumak istiyordum aslında. Evet. Şan eğitimi almak istiyordum. Çünkü hani artık sesimle ilgili bir şey yapacağıma kesin karar vermiştim. Evet. O yüzden de hani opera şan okumak istiyordum. İzmir'de devlet konservatuarı olduğu için ve Balıkesir'e yakın olduğu için hani öğrencilik sıkıntılarım da azalır. Eve gidip gelirim hafta sonları bir iki saatlik yol diye. Evet. İzmir'i Ege Üniversitesi'ni düşünüyordum ama İstanbul oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Halk Müziği okumaya karar verdim. Çünkü şey düşündüm, opera okuyacağım. O zaman bu ülkede çok fazla kalamam. Gidip hani eğitimimi yurt dışında devam ettirmem gerekecekti. Peki müzikal serüvenin İstanbul'da olması niye oldu? Çünkü ben şöyle şundan dolayı soruyorum bunu. Hakan Yeşilyurt geçen haftalar konuğumuzdu. Hı. Ona sormuştum. O dedi ki İstanbul büyük şehir. Kültürel yoğunluğu yüksek bir şehir. O yüzden tercih aynen. ettim. Aynı sebep aynen, değil mi? Aynen. Aynı sebepler. Yoksa evet. hani burada çok bildiğim bir şey ortam yoktu. Kültürel bir ortam. Yani şöyle bir durum. İTÜ'nün Türk Müziği konservatuarları arasında kıymetli olduğunu biliyordum. Çok değerli hocaların olduğunu biliyordum. O yüzden de biraz aslında onun da etkisi oldu. Evet. İlk az önce dinlediğimiz Ezgi Akşam oldu. Yakamadım gazımı. Burs Öğretisi'ne ait değil mi? Evet. Anonim bir çalışma. Bursa Keles'e ait evet, evet. Anonim bir türkü. Evet. Sonra grup Dost Ezgi ile Türkiye'nin değişik yerlerini gezdiniz değil mi? Evet. Dost Ezgi Adanalı bir gruptu. Evet. Biz o zaman Balıkesir'deki benim o Şafak İşçileri devam ederken orada da Dost Ezgi bizim biraz müzikal olarak benziyordu. Yani işte işçi marşları da vardı, türküler ve kendi şarkılarımızı, bestelerimizi yapıyorduk. Onlar da böyle devam ediyordu. Bir tanışamamıştık ama konserlerde yapabildiğimiz kadar konserlerde bir araya geldiğimizde işte tanıştık ve daha sonra ben İstanbul'a geldiğimde Dost Ezgi'den, Adana'dan da İstanbul'da konservatuar kazanan arkadaşlarım oldu. Sonra ben Dost Ezgi'ye katıldım. Dost Ezgi'nin solisti oldum mecburiyetten. Yani kendi aslında mecburiyette de doğallığında gelişen bir durum oldu. Öyle devam ettik. İstanbul'da buluştuk ve ara ara konserler yapıyorduk. Şimdi 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan müzik eğitimi aldınız. Evet. 2001 yılında mezun oldunuz. Yalnız bir açıklamanız var, çok güldüm ona. Evet, şüphesiz benim annem de öyledir. O konuda benim annem de aynısının anneniz gibi. Bu kelimeyi söyleyemiyormuş. Öyle mi? Konservatuvarı mı? Tabii ki. Annem yani evet. hala evde Kürtçe konuşan işte biridir. Annem konservatuvar. Ben konservatuvara gidince öğrendi konservatuvarın ne olduğunu. Evet, çok evet. bilmez. Şu an müzik okulu tamam da. Eksiksiz söyleyebiliyor mu? Yani çok değil ama yine evet. de söylüyor artık.
Evet. Şimdi değişik hocalar size eşlik etmişler. Can Etili, Yücel Paşmakçı. Evet. Geçen gün konuk etmek istemiştim onu. Çağırmıştım radyoya. Yücel dedi, hocayı mı? Evet, evet. Dedi ki yanlış hatırlamıyorsam. Evet, eşini kaybetmişti yakında. Doğru. Öyle mi bilmiyorum sizden. Eğer evet. Öyleyse sizden duymuş evet. Olacağım. Evet. Evet, o yüzden başı sağ çok olsun. Sıkıntılıyım demişti. Daha sonra olabilir demişti bize. Aa, çok üzüldüm. Evet, evet. Şimdi bu kadar müzikal harman içerisinde bulunmak, bu kadar çalışmak yoğun bir şekilde gerçekten bir bayan olarak zor değil mi? Aslında şöyle daha önce de düşünmüştüm. Hani kadın olarak farklı şeyleri var, zorlukları var. Sahnede olmanın ya da işte müzik yapmanın zorlukları var. Bir de şimdi daha önce bir grup kökeninden geldiğim için ben böyle evet. Kolektif çalışma alışkanlığım var. Ama şimdi yalnızım. Hani yine orkestra arkadaşlarım da olsa sonuçta biraz tek başınalık da var işin içinde. Çok acayip zorlukları var diyemem. Sonuçta genel olarak müzisyenlerin yaşadığı genel sorunları siz de yaşıyorsunuz. Ama hani geç saatlere kadar bir yerlerde program yapmak, çünkü böyle mecburiyetler de olabiliyor. Öğrenciyken işte türkü barlarda çalıştığımız dönemler de oldu. Benim de oldu çok uzun olmasa da. Tabii sıkıntılar oluyor. Gecenin bir vakti evine yorgun argın gidiyorsun filan. Hani böyle sıkıntılar oluyor. Şöyle yani, oluyor mu örneğin? Siz sabah... Evinize vakit ayırmak, çocuk sahibi olan müzisyen kadın arkadaşlar için de sıkıntı. Çocuğunu bırakmak, uzun bir süre ayrı kalmak turne döneminde. Böyle tabii ayrıcalıklı... sıkıntıları var kadınların. Şöyle oluyor mu örneğin sabah kalkamıyorsunuz. Örneğin saat 12'de kalkabiliyorsunuz. 12'den sonra gün bitmiş oluyor. Hani günü yaşayamıyorsunuz. Öyle bir durum benim için çok geçerli değil şu durumda. Belki bu şöyle bir şey. Çok yoğun bir konser trafiği olanlar için geçerli olabilir ama zaten ben çok uzun bir aradan sonra sizin tekrar dönüş yaptım. Sizin de çok yoğun olduğunuzu duydum ama. Şu dönem biraz yoğunum ama evet. Hiçbir zaman böyle çok 12'lere kadar uyumadım çok şükür ki. Evet. Yani sabahın çok erken saatlerinde uyanan biriyim. Şimdi Balıkesir'den Sibel Deniz diyor ki Balıkesir türkülerine fazla yer vermiyorsunuz. Albümlerinizde diyor kızmış, ünlemiş. Öyle mi? Hemen dikkate alıyorum ama Bursa türküsü var. Bursa türküsü var. Hemen dikkate alıyorum. Yakın türkülerle ilgili değil mi? Yani evet. Yakın. Balıkesir, Bursa. Evet. Önemli değil diyorsunuz yakın. Şimdi bir şey daha merak ettim. Geri döneceğim tekrar izninizle. Şimdi Kayseri'de doğdunuz. Ankara'da büyüdünüz. Sonra Balıkesir'e geçtiniz. İstanbul'a geldiniz. Nasıl bir kültür atmosferi içinde kendinizi buldunuz? Yani... İstanbul'da mı çok memnunsunuz? Balıkesir'imiz çok güzeldi. Ankara mı çok iyiydi? Samimi cevap vermenizi istiyorum yalnız. Ben şöyle Balıkesir'den sıkılıyordum evet. Ama Balıkesir'deyken bana benzer ya da benim gibi, çünkü o dönemler daha hayallerinizle ilgili böyle şeyler yeni oluşmaya başladı evet. Yaşlar. Benzeyen insanlar, topluluklar daha yakınınızda oluyor. O açıdan çok yalnız kaldığımı hissetmiyordum Balıkesir'de ama genel olarak çok sevememiştim Balıkesir'i zaten. Hani ama niye? Deniz var, yeşillik var. Yani oralar tabii biraz uzak Deniz. Körfez tarafı için yine birkaç saat yol gitmek. Şimdi geçen hafta konuğum sevgili Cengiz Bektaş'tı. Mimar. Evet biliyorum Cengiz abi. Evet mimar öğretim üyesi. Yok ya yazar, şair. Evet. Dedi ki Bursa'nın kız kardeşi Denizli, Bursa'nın erkek kardeşi de Balıkesir'di. Evet ama şimdi Balıkesir'i daha çok seviyorum. Çünkü şöyle gerçekten de çok sıkıldığınızda bir saatlik yoldan hani böyle şey Kaz Dağları'na gidiyorsunuz. Bir evet. Saat, bir buçuk saat sonra. İşte Ayvalık çok yakınınızda. Körfez çok muhteşem zaten. Bir de çocukluk anılarınız var. Balıkesir'i sevmemek mümkün değil. Ama Ankara ile ilgili çok anım yok. Çünkü Ankara'da çok çocukken Ankara'da kaldığım için ve biz NATO yolunda oturuyorduk. Böyle bildiğiniz... İşte Gecekondu Mahallesi. Hayal meyal hatırlıyorum. Yani çok böyle hani tek başına gezmek, işte gidip çarşıya inmek mümkün olmadığı yaşlarda orada kalmıştım. Çok hayalimde Ankara biraz Ankara'da sıkıcı açıkçası. İstanbul iyi diyorsunuz. İstanbul çok gürültülü, çok yoğun, çok böyle kozmopolit olduğu için belki de seviyoruz ama İstanbul tabii ki bizim işimizin merkezi olduğu için de seviyoruz. Evet. Genelde herkesten duyduğum sözleri sizden de duydum. Evet. Şimdi ben birçok üstadı burada konuk ettim. İsimlerini vermeyeceğim ama çok gerçekten çok değerli konuklar, birbirinden değerli konuklar geldiler. Ve hep söyledikleri şuydu. Biz bir grup kurduk. Grupla önce ilerledik. Ardından solo albümü yaptım. Sizin de aynı onlara benzer bir yol izlemişsiniz. Evet. Örneğin Grup Ezgi ile çalışmalarınız olmuş. Çok değişik yerlere gitmişsiniz. Konserler vermişsiniz. O dönemde heyecanınız nasıldı? Ben ileride
Adile Yadırgı olacağım diyor muydunuz? Şu anki Adile Yadırgı. Öyle bir his var mıydı içinizde? Aslında yok, o okula başlayınca oldu. Yani gruptayken hiç öyle bir hissim yoktu. Hep ortak hareket ediyordum. Öyle bir duyguya sahip değildim. Ama daha sonra okulda çünkü o zaman şeyi öğrenmeye başlıyorsun. Ne kadar neyi tek başınıza yapabileceğinizi keşfetmeye başladığınız dönemler olduğu için şeye karar vermiştim artık. Ben tabii solist olmalıyım. Solo bir albüm yapmalıyım kararı. Okuldan hemen sonra başladı zaten. Ama o dönem için öyle bir hissiyatım yoktu. Çünkü mutluydum yani grupla beraber çalışırken. Sadece müzikal kaygılarımız değişmeye başlamıştı. Hani farklı bir şeye evrilmeye başlamıştı. Hislerimiz değişti. Estetik kaygılar girdi işin içine. Sanatın ne demek olduğunu öğrendikçe, okudukça değişiyor sonuçta bu yaptığınız iş. Müzikse müzik biçimi de değişiyor, formu da değişiyor. Evet, Burcu Eren demiş ki Yakacık'tan. Şu anki başarınızı okullu olmanızla bağlıyor musunuz demiş. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Okul aslında her şey demek değildir yani. Okul bir disiplin sağlıyor. Yani müzik çalışmak için bir okula gitmek gerekiyor. Evet, inanıyorum ona, ama okul her şey demek değil. Yani genel olarak üniversiteye ilk gittiğinizde bir hayal kırıklığı yaşarız ya biz Türkiye'deki bütün öğrenciler. O hayal kırıklığını ben de yaşadım aslında. Hani çok değerli hocalarımız vardı ama işleyişte sıkıntı olduğunu, buradan eyvah ben ne öğrenebileceğim dediğim çok zaman böyle çok bunaldığım dönemlerde yaşadım. Ama okul insanı disipline ediyor. Çok değişik, çok iyi müzisyenlerle bir arada çalışma fırsatınız oluyor. Hani öğrenci arkadaşlarınızdan inanılmaz yetenekli olanlar oluyor aralarında. İşte hocalarınızla birebir çalışma fırsatınız oluyor değerli müzisyenlerle. O açıdan tabii ki okul çok önemli ama bu başarı, teşekkür ederim ayrıca öyle düşündüğü için. Başarı sadece okulda olmuyor maalesef. Evet. Okumakla, gezmekle, görmekle, anlamakla, çalışmakla, anlatmakla, biraz çalışmakla tabii elbette. Peki şey nasıl, örneğin ben hani çocukken hep televizyonu izlerdim. O zaman televizyon siyah beyazdı. Televizyonda Can Atili çıkardı. Benim için dünya idol, büyük bir idoldü, büyük bir insandı. Diyordum ki keşke onun yanında olsam, ona ilesem, yani dokunsam, varlığını hissetsem. Evet. Siz ama karşı karşıyasınız. Nasıl bir duyguydu o? Çok güzel bir duygu, biliyor musunuz? Ben de izlerdim televizyonda. Onun şeyi vardı ya, cücelerim benim, küçük cücelerim diye bir Azeri türkü var. Hatırlar mısınız o dönem? Hatırlayamadım. Özür dilerim, hatırlayamadım. Evet, öyle çok eğlenceli bir türküsü vardı. Ben hep öyle anımsardım. Tabii okulda görünce çok mutlu olmuştum. Can Hoca bir de çok iyi bir repertuar hocası. Aynı zamanda evet, çok iyi bir ses. Çok değerli, kıymetli şeyler öğretti bize. Kendisine buradan selamlarımı, sevgilerimi evet, iletiyorum. Hala okulda olduğunu biliyorum. Peki bir şey sizi öne çıkarttı biraz. Kerkük Divanı değil mi? Evet, Kerkük Divanı da Can Hoca sağ olsun. Can Hoca'nın repertuar dersinde geçtiğimiz bir türküydü. Yani çok etkilenmiştim zaten ondan ilk dinlediğimde. Böyle bir aşık olursunuz ya türkülerin bazılarına. Evet, evet, evet. Öyle bir aşk başladı Kerkük'ü ilk duyduğumda, benim öyle bir hikayesi. Ve benim yolculuğumda çok önemli bir duraktır müzik yolculuğumda Kerkük Divanı. Onu dinleyelim mi? Dinleyelim. Ben de çok uzun süredir dinlemiyordum. Dinleyelim. Evet. Evet. Peki Özlem hazırlarken, bu albümdeki çalışmayı hazırlarken, şimdi dünyanın birçok noktasında gerçekleşen çalışmalara imza attınız. Hangi ülkede daha çok kendinize yakın buldunuz? Ya aslında öyle çok tabii gezdik tozduk ama çok uzun süreli bir çalışma yapma fırsatım olmadı. Ama şey, İşte Telvin Singh'le Orient Expressions'la bir ara çalıştım. Evet. Onu da sanırım siz biliyorsunuz zaten. Evet, Orient'leyken burada Türkiye'de bir araya geldiğim yabancı müzisyenleri, bir de yurt dışında gittiğimde izleme fırsatım oldu birkaç tanesini. Ve onların Orient'le beraber onların sahnelerinde, caz festivallerinde çıkıp Kerkük söyledim mesela onlarla sahnede. Hani onlar zaten Türkiye müziğini çok seviyorlar, çok merak ediyorlar, çok ciddi çalışıyorlar üzerinde. Yani sonuçta benim müziğim böyle çok sek bir müzik değil yani. Hani daha böyle fusion diyorlar artık. O lafları çok sevmiyorum ama çok bir hani isim koyamıyorum ama böyle deneysel tatların oldu. Caz gitarların da oldu, rockların da oldu. Evet. Olacak. O yüzden evet, yani. Çalışma hazırmış, onu dinleyelim, tamam, konuşalım. Tamam, devam edelim. Evet. Thank you.
gülüm de gel, ben seni seveli. Nece gün, nece ay, nece yıldır zalim. Ferman.
sofrası. ...95.1 Özgür Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuğumuz halk müziğimizde gerçekten güçlü bir ses, kuvvetli bir ses Adile Yadırgı. Bize SMS ulaşmak isterseniz 95.10 yazıp boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp 39.69'a göndereceksiniz. Tercihiniz telefon olursa 0216 330 75 91 92 93'ü arayacaksınız. Tercihiniz elektronik posta olursa özgurradyo.com'u tıklayacaksınız. Tercihiniz Facebook olursa Birlik Sofrası sayfasından bize ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi isterseniz öğretmenlik döneminize uzanalım. Öğretmenlik dönemini kısa geçeceğiz. Şimdi öğretmenlik tercihi yaparken Batman'ı da işaretleyeyim dediniz. Eliniz Batman'a gitti ve Batman Kozluk İmam Hatip Lisesi öğretmenliğini kazandınız. Şöyle bir şey oldu. Aslında ben öyle Batman'ı çok işaretledim, tıkladım diyemem. Sevmediğim ya da hiç düşünmediğim anlamında söylemiyorum. Ben hani neresi olursa giderim diye düşündüğüm için bana Batman kurayla işte şansıma, işte puanıma göre evet. Batman çıktı. Ben de memnun oldum. Batman'a önce bir şey sarsıldım tabii, birden İmam Hatip Lisesi, Batman, Kozluk falan deyince hani hiç görmediğim bir şehirdi. Ama bir taraftan da çok başka bir coğrafyada kalacaktım. Hasankeyf'e çok yakındı bir kere. Yani işte Mardin'e çok yakındı. Diyarbakır vardı. Yani aslında çok güzel zaman geçireceğim bir yere gideceğimi hissetmiştim. Biraz tabii başlarda sıkıntı yaşadım ama sonra çok değerli dostlarım oldu. Onlarla beraber vakit geçirmek, zaman kaç yıl kaldınız yavaş orada? İlerliyor orada. Bir yıl kaldım, çok değil. Bir yıl kaldınız. Evet, o mecburi dönemdi işte, bir yıl sonra döndüm. Peki orada öğretmen olmak ya da öğrenci olmak nasıl bir duygu? Ya öğretmen olmak nasıl bir duygu? Aslında güzel bir duygu. Yani ilk defa gideceğiniz bir yerse güzel bir duygu. Oranın halkını öğreniyorsunuz, tanıyorsunuz. Oradaki çocukların neler konuştuğuna şahit oluyorsunuz. Nasıl yaşadıklarına, ne yiyip ne içtiklerini görüyorsunuz. Bir de Kürtçe tabii ki, hani Batman'da sonuçta Kürt coğrafyasından bir bölgedeyim. Hani Kürtçe kursuna da gittim bir dönem. Çok enteresandı ya, yurt dışına çıkmışım gibi oldu. İyi geldi aslında. Hakikaten farklı bir coğrafya gibi algılıyor musunuz? Tabii ki. Kesinlikle öyle. Kesinlikle evet, öyle. Evet. Yani farklı ya insanlar... Ya bir kere insanlar Kürtçe konuşuyor. Sokakta evet. Ana dil Kürtçe. Örf adet ünlü nasıl? Dil Kürtçe. Nasıl? Örf adetler nasıl? Ya size yakın mıydı? Çok tabii ki biraz yakınlık var ama çok değil. Tabii orada başka enteresan bulduğum şeyler de var. Onlar bayağı derin konuşmamız gereken şeyler. Evet, konuşalım. Yani değişikti. Mesela şeydi, insanların sokakta kadının çok olmadığını gördüm. Sokakta çok kadın yoktu mesela. Enteresan, hani İstanbul'da kadınlar gecenin bir yarılarına kadar sokaktayken. Tabii ki orada tahmin edebiliyorsunuz. Yani hem geleneksel olarak işte kadının durduğu yer, hem yani bölge peki, olarak. Peki size tuhaf şey gelen ama... bir yön var mıydı? Pardon, bir sürprizimiz var size. Alo. Alo. Alo, merhaba. Ümit Yılmaz. Merhaba. Ah merhaba, nasılsınız? Merhaba Adile, merhaba Yücel, nasılsınız? Sağ ol, sen nasılsın? İyiyiz, merhaba. Teşekkür ederiz. Evet, konumuz... dinliyorum. Bir sürpriz oldu. Ay çok sevindim. Ne güzel tekrar karşılaştık. Programa gitmiştim ben de bundan birkaç hafta önce. Anonim programına. Çok mutlu oldum. Ne demek, ben de mutlu oldum. Yücel benim çok sevdiğim, değer verdiğim bir eski bir arkadaşımdı. Aynen, aynen, sağ ol. Özgür Radyo'daki çalışanlar da Özgür Radyo'da keza öyle. Seni de ağırlamışlar. Sesini duyduk, mutlu olduk. Yeni albümün hayırlı uğurlu çok olsun. Çok teşekkür öncelikle. Ederim, çok sağ olun. O gün geldiğimizde zaten böyle çok kısa bir konuşmuştuk ama albüm yayınlanmamıştı henüz. Evet. 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 Ben takip ediyorum tabii Twitter'dan, sosyal evet. Medyadan. Seni hem sen geldikten takip etmeye çalışıyoruz. Dinledim biraz da, çok güzel olmuş. Aa, öyle mi? Çok sevindim. Sağ ol, beğendiğine sevindim. Size yakışmış. İnşallah bahtı da açık olur. İnşallah. Hayırlısıyla güzel şeyler
İki şey soracağım sana Ümit, iki şey soracağım. Birinci sorum şu, örneğin senin enstrüman çalışmaların var, enstrümantal çalışmaların var. Evet. O çalışmalardan isterse Adile verir misin kendisine? Yani, İsterim belki. Albümleri için. Tabii ki, neden olmasın? Yani tamam. Adile Hanım sonuçta bu işe emek vermiş, geçmişi olan ve kaliteli şeyler yapıyor. Çok önceki teşekkür ederim. Önceki çalışmanız olsun, yeni albümü de öyle. Eğer arzu ettiği bir şey olsa tabii ki. Çok benim memnunum. Yücel az çok yapımı biliyorsun. Evet, biliyorum. Ben paylaşmayı... Kesinlikle. Sonuna kadar. Değer veren birisi. Kesinlikle. Evet. Tabii neden olmasın. Ama benim parçalarıma ihtiyacı yok. Gerçekten albümü çok güzel olmuş. Hayır, ne demek. Her zaman ihtiyacım olacak. Sonuçta ben sizin yaptığınız çalışmaların da benim sounduma ne kadar yakın olduğunu biliyorum. Az çok biliyorum yani, ve çok değerli ve kıymetli işler yaptığınızı da biliyorum. İşte hem TRT Müzik'te. Yapmaya çalışıyoruz. Güzel şeyler... Bıraktıysak ne mutlu bize. Başarılısın, çok başarılısın. Evet. Yok, gerçekten mütevazının şeyi değil. Çok başarılısın gerçekten. Bir şey daha soracağım. Bir program yapıyorsun bir kanalda. Düşünür müsün konuk etmeyi? Ettin mi yoksa? Ben kaçırdım mı acaba? Etti galiba. Evet gittim ben. Gittiniz mi, öyle mi? Adile Hanım'ım tabii. Evet. Adile sizin çok... programınıza konuk oldu. Ben fakat kaçırmışım. Fakat yayınlanmadık, yayınlanacak. Öyle mi? Peki, yani kaçırmamışım. Evet, evet. Bağın çekimi yaptık, yayınlanacak. Evet. Çok da güzel bir program oldu. Ben de çok keyif almıştım. Sizin gibi değerli müzisyenlerle. Evet. Güzel geçti programımız. Biz de çok keyif aldık. Doğan Canku ile beraber yapıyoruz Yücel programı, anonim programı. Biliyorum. Gerçekten izliyorum. Çok değerli bir insan Doğan Hoca da. Evet. Onunla beraber çalışmak benim için de çok büyük bir şans. Evet. Bu hatta hayatımda hep şanslı insanlarla çalışmam gereken insanlarla çalıştığım için açıkçası çok şanslıyım. Evet. Siz de çünkü işin kalite kısmında olunca mecburen kesinlikle, karşılaşmak kesinlikle. Çok doğallığında oluyor böyle. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Ne demek? Katkı verdin. Sağ olasın. Ben teşekkür ediyorum. Orada çalışan arkadaşlara, Yücel sana da, Adile Hanım'a tekrar başarılar diliyorum. Bahtı açık olsun. İyi ben akşamlar. De teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok mutlu oldum aradan için. Ne demek? Rica ederim. Görüşmek üzere inşallah. Sağ olun. Görüşürüz. Şimdi Batman'da öğretmenlik yaptığınız dönemde sonra İstanbul'a döndünüz. Bir şey var mıydı? Bakın samimi soruyorum. Lütfen samimi cevap verin. Yani Batman böyle size yani bu haklısınız ya. Bunda herhangi bir sıkıntı da olmaz. Sıkıcı mı geldi? Doğru konuşalım. Yani sen mi konuşalım lütfen? Batman'ı ben anlamaya çalıştığım dönem zaten başlarda tabii ki sıkıcı geldi biraz, ama insan olan yerde insan sıkılmaz. Hani benim insana ihtiyacım vardı ilk gittiğimde. Elbette evet. Bazı ilişkiler vardı hazır gittiğim zaman, ama yine de günlük hayatıma çok sokabileceğim dostlarım hemen kolaylıkla olmadı. Çünkü işte ev yerleştir, bilmem ne, okul, bir de bir saat yol gidiyordum, ilçeye gidiyordum öğretmenlik yapmak için. Batman merkezde kaldım. Ama daha sonra orada işte çok güzel dostluklarım oldu. Hiç de sıkılmadım sonra. Sıkılmadım. Hatta dediler ki bana arkadaşlarım, sen gidince bak çok arayacaksın bizi. İstanbul'da bu hem de nasıl? İstanbul'da bunalacaksın o kalabalıktan. Çünkü o kadar güzel ki zaman sizsiniz yani. İstediğiniz her şeyi, zamanı kontrol eden sizsiniz. Ama burada öyle değil. Zaman sizi öyle bir kontrol ediyor ki, yani öyle bir evirip çeviriyor ki ve hiçbir şey yapmaya fırsatınız olmuyor. Yani İstanbul'da arada çok ciddi büyük bir fark var tabii şey anlamda. Yaşam kalitesi anlamında. Elbette küçük bir yer, işte hani çok işte yine sanat kurumları vardı. Orası içinde çok değerli işler yapan işte BART vardı mesela Batman'da. Peki neden bir yıl kaldınız? Ben döndüm buraya, yani çünkü müzikal şeyler, hani çalışmalar yapmak durumundaydım ve çok ara vermiştim. Hem albüm fikriyle dönmüş oldum. İyi geldi bana. Biraz dinlenme, bir mola oldu. Peki bir basın açıklamanız var. Daha doğrusu açıklama değil de bir ayrıntı var. Ben onu yakaladım. Diyorsunuz ki Kürt bir anne babanın kızıyım. Ancak Kürtçe konuşamıyorsunuz değil mi? Evet maalesef. Ama çok iyi konuşamıyorum. Ancak tabii şu günlük böyle merhaba nasılsın, işte ne yapıyorsun filan kadar. Orada bir kursa gittim orada Batman'da, ama tabii ki bizim yörenin Kürtçesiyle oranınki biraz daha farklı. Daha akademik öğrenmeye başladığınızda çok ciddi farklar olduğunu anlıyorsunuz. Şöyle bir şey, ya elbette çok isterdim konuşmayı, ama biz biraz böyle bir 12 Eylül'ün filan silindir gibi hani geçti çocukluğumuzda, öyle hatıralarla büyüdük ya. O dönem tabii ki evde de babam aman çocuğum işte derslerini etkilemesin falan diye, tabii bunun da bir baskıcı, ciddi bir baskı unsuru oldu o Kürtçeyi çok ciddi öğrenememenin. Ama normalde de ailede peki, kardeşlerim de çok anneniz konuşurken zorlamıyor mu? Siz örneğin Kürtçe konuşurken nasıl anlıyorsunuz Kürtçeyi?
Ben çok Kürtçe, iyi anlıyorum Kürtçe. Çok iyi anlıyorum. Annem de cevap verirken yok, annem sadece Kürtçe konuşmuyor. Türkçe de konuşuyor. Babam da iyi Türkçe konuşur. Hani Balıkesir'de oturuyoruz zaten, hani öyle bir bölgede tamamen Kürtçe, sadece Kürtçe konuşmak komşularla mümkün olmayacağı için. Ama şey, anlıyorum, çok iyi anlıyorum. Şimdi Sultan, kendi bölgemi Kürtçe. Sultan Uzun, Öznur Yıldırım Bilge, Zafer Bayrak, Sultavi Kalın ve Murat Ercil Aydın'ın selamları var acayip size. Aa, çok tanıdıklarınız selamlar var benden de. Biliyorum. Evet. Şimdi tabii siz Batman'dan İstanbul'a geldiniz. Dediniz ki bir albüm çalışması yapmam gerekir. Doğru mu buraya kadar? Evet, aynen öyle geldim. Çünkü şeydi, hayatımda öğretmenlik benim için hayatımın çok büyük bir kısmını kapsamayacaktı. Yani ruhen. Öğretmenlik biraz da çok sıkıldığım bir dönem, karar verdiğim bir şeydi. Çünkü ben çok eski mezunum. Hemen okuldan sonra öğretmenlik yapmaya karar vermedim. Şu an nerede öğretmensiniz? Ben Yeni Bosna Kuleli Ortaokulu'nda. Kuleli çocuklara Ortaokulu. Çok selam sevgi gönderiyorum. Bütün evet, öğretmen Yeni arkadaşlar. Yeni Bosna'nın Kuleli İlkokulu. Ortaokulundaki veliler çok şanslı. Bir sanatçı öğretmenleri var. Ne mutlu onlara. Vallahi bilmem, onlar da öyle düşünüyor mu? Ama çocuklarımı seviyorum onları. 3 gün gidiyorum okula. Çünkü işlerimi de çok bağlamasını istemiyorum. Peki ben örneğin geçmiş dönemlerde sevgili Davut Sulari'nin torunu Berin Sulari'yi konuk etmiştim. Hı hı. Haftalar önce dedi ki bana, ben ilk programa başladığımda, düzeltiyorum, ilk albüm çıkarttığımda daha önce benle böyle seviyesiz konuşan birçok festival düzenleyicisi, organizatörler daha böyle seviyeli konuşmaya başladılar. Daha konuşmasına dikkat ettiler. Sizde öyle bir şey oldu mu? Yani böyle albüm yapınca bakış açısı farklılaşıyor mu insanların size? Belki o kadar ayrıntı, hiç öyle bir şey başıma gelmedi. Çünkü şeydi ya, bilmiyorum ama ben bu dengeleri biraz ciddi anlamda kurmaya çalışan bir insanım. Hı-hı, en başında, evet, albüm evet. Öncesinde de kurmak için çok çabalarım evet. Oldu. Çabaladım yani doğrusu. Daha sonrasında öyle bir şey olmadı ama tabii ki albümlü bir sanatçı, işte hani tırnak içinde söylüyorum, sanatçı olmak başka bir şey oluyor. Bizim etiket merakı var bizim ülkemizde. Ya da zaten bu işin, eğer şarkı söylüyorsanız kayıtlı bir şey istiyor insanlar sizden. Gerekliliği de bu aslında. Çok da acayip bir şey değil mesela. Bir telefon bağlantısı varmış. Özellikle ısrarla Özlem lambayı yakıp söndürüyor. Evet, beklemekten usandı sevgili dinleyicimiz. Öyle mi? Şimdi geçin, evet edeyim. Evet, bakmayınca oraya. Şimdi geçmiş yıllarda Tuncay Akdoğan, kaybettiğimiz bir yangında, Beyoğlu'nda bir sinema, değil mi? Sinema stüdyosunda çıkan bir yangın sonucu kaybettiğimiz değerli yorumcu, grup yorumun ilk kurucularından yorumun bestecilerinden evet, ve daha sonra Kızılırmak grubunda evet, Tuncay Akdoğan. Gitarist, onun bir Nehir Ki Ömrüm albümünden bir çalışmayı seslendirdiniz. Yarın çok geç olacak. Nasıl bir sizi duygular sarmaladı? Ya çok güzel bir şarkı bir kere. Evet. Bir de Tuncay'la çok derin bir dostluğumuz vardı bizim. Biraz geç tanıştım onunla ama ortak çok arkadaşlarımız vardı. Çok değerli, kıymetli arkadaşlarımız. Tuncay çok, nasıl desem, hani müzisyenlerde böyle şey vardır. Kibar bir adamdı yani. Evet. Ne isteyecekse böyle çok incelikli bir adamdı. O açıdan özlem duyuyor insan. Evet. Yani müzisyenlerin hepsi, müzik yapanların hepsi böyle çok kibar adamlar falan diye bir şey düşünmüyor. Bunu açıkça da söylüyorum. Çok kibar bir adamdı ve ben onunla o çalışmayı yaptım. İyi ki yapmışım. Çünkü onu kaybettikten sonra bu işlerin ne kadar, ortak işlerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlamış. O çok ciddi bir hatıra oldu bana da. Ondan kalan. Evet, bir mesaj düştü hemen ekrana. Ramazan Topaç diyor ki sesiniz çok güzel diyor. Sesinizi nasıl koruyorsunuz, nasıl besleniyorsunuz diye sormuş. Sesimi nasıl koruyorum? Aslında çok özenle korumuyorum, direkt söyleyeyim. Böyle çok asitli şeylerle hayatımda çok yok. Ona biraz dikkat ediyorum. Özellikle konser günüyse falan kesinlikle içmem. Bunu bilir arkadaşlarım. Alkol tüketimiyle ilgili bir şeyim var. Alkol çok tüketmiyorum. Çok nadir böyle arada sigara içiyorum ama çok değil. Çok işte. Onda biraz problem var. Onu halletmem gerekiyor aslında. Ama özellikle yaptığım bir şey yok. Böyle ılık içmeye çalışıyorum, içeceğim şeyleri. Ama böyle asitli şeylerden uzak duruyorum. Ve alkol ve gece hayatım yok mesela. Şöyle gece yarılarına kadar çalışmak zorunda olma durumum olmuyor. Konserler dışında çok yoğun bir şeyim yok yani. Yaşantımda düzenli saatte işte evet. Saatinde uyuyup kalkan bir insanım. Evet. Önemli zaten çünkü. Dışarıdan şöyle algılanıyor. Hani bu işi yapan insanların birçoğunun alkol aldığı düşünülüyor.
ön yargıyla. Öyle bir şey yok, yok ya. Herkes alkolik evet. değil mesela. Bütün müzisyenler alkolik değil. Ön yargı var ama ben. Yok, açıkçası. Yok. Şimdi bir soru daha soracağım ve hemen araya gideceğiz. Hangi çalışmayı şey yapalım? Noktayı isterseniz nokta olsun. Nokta intro ile beraber evet, çalabilirsek hatta işte beraber, biraz evet, uzun ama yani eğer şimdi, vaktimiz varsa. Evet, özellikle ilk albümümüzde İç Anadolu bölgesinden Rumeli'ye, Karadeniz'den Bulgaristan türkülerine kadar uzanan bir yolculuk vardı. Ama evet, ikinci albümden daha farklı bir renkliliğe gittiniz. İkinci albümde de aslında var. Yani işte bir tane Pir Sultan deyişi var. Denizli türküsü. İlk defa Denizli'den bir şey okudum. Evet. Hayri Devamcan'ın Denizli bölgesinin UNESCO'nun yaşayan değerler ödülünü almış UNESCO tarafından. Çok değerli, kıymetli bir mahalli sanatçının bir türküsünü söyledim. Gülleri kokmaya geldim diye. Zülüfleri taramış diye bir türkü. İlk defa Denizli türküsü var mesela, işte Kürtçe söyledim ilk defa. O renklilik dediğim gibi biraz ait olamamakla da ilgili ya. Biraz önce konuştuk, evet, hani çok gezmek, çok dolaşmakla da ilgili. Ben sonuçta biraz da okuldan nasıl bir şey öğrendim? Farklı bölgelerden türkü söylemeyi öğrendim. Oturup çalışınca da doğal olarak yansıyor yani. Samimi bir şey yapmaya çalıştım. Evet. İsterseniz aradan sonra onu konuşalım. Tamam. Gürcü ve Gürcüce ve Kürtçe çalışmalarla ilgili. Tamam, olur. Tabii. Bir bülbül figan eder, figan eder gülün dikenine. Döndüm, döndüm bir gazele, 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 gazele. Döndüm, döndüm bir gazele, 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 gazele. Gazel döker içini bir güzele. Hadem gelir, ah hadem.
95.1 Özgür Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuğumuz halk müziğimizin güçlü sesi Adile Yadırgı. Bize SMS ile ulaşmak isterseniz eğer 9510 yazıp boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp 3969'a göndereceksiniz. Tercihiniz telefon olursa eğer 0216 330 75 91 92 ve 93'ü arayacaksınız. Tercihiniz elektronik posta olursa özgurradyo@özgurradyo.com'u tıklayacaksınız. Tercihiniz Facebook olursa Birlik Sofrası sayfasından bize ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi deminki Ezgi'niz iki, değil mi? Ezgi'nin birleştirmiş hali. Biraz bahsedelim ondan. Nokta benim Orient Expressions diye bir grupla bir geçmişim, evet, oldu birkaç sene. Onlara önce konuk vokal olarak gitmiştim. Okuldan Cem Yıldız var. Evet. Bir arkadaşımız zaten hepinizin tanıdığı. Onunla beraber işte çalışmalarımız sırasında onun şarkısı Neşe Şen'in Sözler. Müzikte Cem Yıldız'a aitti. Orient Expressions da elektronik altyapıyla DJ'lerle söylediğim bir şeydi. Hep istiyordum bir gün kendi çalışmalarımdan biri olursa illa söyleyeyim diye. Söylerken şarkının sözleri biraz bize az geldi. Dedi ki Cenk'le beraber ne yapsak, aranjörüm işte albümü yapan arkadaşım Cenk Erdoğan. Olmadı, bir daha konuşup Neşe'ye söz mü yazdırsak derken ben oturup, hani çünkü daha önce de bir kayıt yapılmış edilmiş, evet, işte daha önce okuyan müzisyenler de oldu, yorumcular da oldu. Ben de hemen dinlerken baktım bir şeyler çıkıyor, dinlettim, evet olur dedik. Böyle bir küçük bir intro yaptık, bir girizgah gibi aslında oldu nokta. Noktaya girizgah, onun sözleri müziği bana ait. Ve daha böyle gazel tadında, daha böyle uzun sesler olsun istemiştim girişi. Yani noktayı sevdiğim için sözlerini de benden ait, bana da benden de bir şey olsun, onunla birleştireyim istedim. Yani bu çalışmaların sözleri size ait. Yanlış mı algıladım? Noktanın introsunun söz, evet, ve müziği bana ait. Noktanın kendisi Neşe Şen, sözler müzikte Cem Yıldız'a ait. Evet. Peki Cem Yıldız'dan bahsetmişken bir çalış ezgisinde yarım bıraktın adlı ezgi, değil mi Ezgi? Evet, öyle evet, bir dizi müziği. Ona vokal yaptınız değil mi? Yani evet, bir vokal yaptım, dizide söylüyordu, bir dizide. Evet. O çalışmada daha sonra bir kayıtta küçük bir vokal yaptım, evet. Şimdi aslında insanlar özellikle yorumcular ve sanatçıların zorlanmadığı bir konu ama ilk albümde Gürcüce, ikinci albümde Kürtçe Ezgi seslendirdiniz. Ama bir açıklamanız var basında. Örneğin ben bunu Evrensel Gazetesi'nde okudum. Hı hı. Dediniz ki örneğin Kürtçe Ezgi'yi okurken biraz zorlandım. O dönem için söylediğim bir şeydir değil mi o? Şimdi zorlanmış mı? Evet, o dönem, evet. Evet, o zaman çünkü 3 yıl önce ait bir, düzeltiyorum, çok özür dilerim. 8 ay önce ait bir açıklamanız. Ha, bu yeni albüm için mi? Evet, evet. Ama evet, yeni albüm için 8 ay önce bir şey. Hayır, Kürtçe Ezgi söylerken zorlanıyorum demiştiniz. Tabii ki, evet, ha, o açıdan genel, evet, bir şey söylemişimdir. Evet, 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 doğru. Evet, evet. Çünkü ben hani çok, biraz önce de konuştuk ya, çok hakim değilim dile. Çok ya, evet, anlayabiliyorum, kendi bölgemin Kürtçesini anlayabiliyorum. Evet. Ama genel olarak kayıtlı böyle orijin Kürtçe türkülerin birçoğunu çok güzel telaffuz edemeyeceğim için söyleme cesaretim yoktu açıkçası. Evet, bir sürprizimiz daha var, bakalım tanıyabilecek misiniz? Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar, kolay gelsin. Evet, tanıyabileceğim biri. Cem Yıldız tam da söylemişken. Evet. Merhaba Cem. Merhaba. Sanıyorum abi, akademiden değil mi? Arkadaşsınız akademiden. Konservatuvardan da, ama daha öncesinden, evet, de. Biz yani konservatuvar aracılığıyla değil de dışarıdaki çalışmalarımızdan da tanışmıştık. Cem Yıldız'ı şöyle tanıyorum ben, yanlış mı hatırlıyorum? Erdal Erdincan'la bir yakın dostluğum var değil mi Cem? Yanlış mı hatırlıyorum? Erdal Erdincan'la okuldan başlayan bir dostluğumuz değil var. Değil mi? Değil mi? Evet, 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 evet. Evet, ama işte sadece Erdal'la değil, işte o dönemde kim varsa. Adile de. Adile, evet, gerçi bizden sonraki dönemdeydi. Ben onlar biraz daha ihtiyar. Evet, okul. Lütfen. Öyle bir durum. Yok, ben sınıf atladım. İhtiyarlıktan değil de. Ben 3 tane sınıf atladım. O yüzden, evet, öndeyim Adile'de. Evet. Adile'nin, hemen bu arada söyleyeyim, albümünü zaten albüme eşlik ettim enstrümanla, ama genel olarak çok beğendim. Onu bu arada söyleyeyim. Çok teşekkür ederim canım benim. Evet. Sağ olasın. Emeklerin, katkıların olduğu, sağ ol. Senin de sazla muhabbetin çok güzel. Ben sen saz çalınca kendimden geçiyorum Cem. Gerçekten büyüleyici bir sazın var. Müthiş yani. Her zaman televizyonda olsun, radyoda olsun, canlı olsun,
hayran kalıyorum senin sazına gerçekten. Bir de Cem'de şöyle bir şey var. Evet. Kendine has böyle bir sound'u, tarzı evet, var. Işte, sadece evet, yani evet, bağlamacının evet, ötesinde zaten çok ciddi besteleri olan ve böyle elektronik tatlar, değişik sound'lar deneyen enteresan bir müzisyen. Evet. Evet. Aynı zamanda paylaşımcı, çok paylaşımcı. Evet, öyle. Evet, evet. Cem, seni haftaya konuk etsek düşünür müsün konuk olmayı bize? Özgür Radyo. 8 için. Ama hafta için söz vermeyeyim. Bir tekrar konuşalım. Tamam peki, sonra konuşalım peki. Şimdi buradan hemen benim böyle canlı yayında. Hemen görmüşken. Ben de benim için aramışsınızdır. Sürpriz olsun diye düşünmüştüm. Tabii, hayır, şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Elbette biz evet, beraberce sohbet etmek. Beraber gibi çalıştınız değil mi Adile ile? Sizin nasıl buluyorsunuz? Adile ile biz yıllardır çalıştık ve çalışıyoruz da yani. Evet, Adile ile ilişkimiz böyle. Yani ben hani kendi iş çalışmalarımda olsun her zaman Adile yanımdan işte. Böyle uzaktan birisi değil de yakınımda olan bir arkadaşım. Benim için de öyle yani, aynen senin durumun. Aynen. Zaten bir de açıkçası yani Türkiye'deki hani en beğendiğim kadın seslerinden bir tanesi. Çok yani teşekkür çok ederim. Öyle... Çok şımardım. Yok, gerçekten öyle ama çok, Adile. Çok yani şımardım. Çok teşekkür ederim. Sesin çok özel. Bu arada ben şeyi söylemek istiyorum. Şimdi Adile'nin geçen zamanlarda İsveçli Büge Veseldorf diye bir müzisyen arkadaşımız var. Bu arkadaş çok böyle kendi piyasasında çok tanınmış birisi ve çok iyi bir müzisyen. O mesela Adile'yi izlediği zaman bir çalışma yapmak istedi ama sonra başka araya böyle bir takım işler falan girince kopukluk olmuştu. Evet, çok üzüldüm. Adile'yi yurt dışında kim dinlediyse özellikle müzisyenler için söyleyeyim, çok beğendiler ve hepsi böyle sürekli görüşmek istediler, sesini kullanmak istediler. Ama o dönem bizde çalıştığı için biz biraz izin vermek vermedik, paylaşamadık evet, Adile'yi. Evet. Gerçekten uluslar, Adile benim için evrensel çalışmalarımız. Dünya zaten, hayır zaten bir açıklamam var, basında bir açıklamam var Cem, unutma çok lütfen. 8 Şubat tarihli Evrensel Gazetesi'nde bir açıklamam var. Diyorsun ki Adile benim için bir arkadaş değil, bir kardeştir diyorsun. Değil mi, öyle bir açıklamam var. Ya tabii canım, o ayrı yani. Evet, evet, o başka bir şey. Öyle bir özel ilişkimiz var. Bunu da ben söyleyeyim. Yıllardan gelen evet, evet, evet. Evet, işte o kardeşlikle müzisyen arkadaşlığı da çok evet, aslında çok evet, apayrı şeyler değil yani. Evet. Bu doğallığında bir ortaklık oluşuyor bu albümde de. Çok teşekkür ederim. Geldi, hem şarkısını verdi bana. Katkı sundu, gelip çaldı. Yani o cümbüşlerini, bağlamalarını, curayı çaldı. Çok memnun oldum. Lansmana da zaten ben, gelip ben bir ben bir sunumuna şahit oldum Cem Yılmaz'ın. Yıldız'ın, düzeltiyorum. Yıldız'ın, yanlış söyledim, kusura bakma. Dedi ki Cem, ya ben çok söyledim dedi. Arkadaşım da söylesin dedi. Ne olursun. Yani bakın, olgunluğu görüyor musunuz? Mütevazılığı görüyor musunuz? Gerçekten hayran kaldım sana Cem bu konuda. Sanıyorum Beyoğlu'nda, yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hatırlayabilirim. The Mekan olabilir mi? Yoksa yanlış, doğru mu hatırlıyorum? Olabilir. Evet, evet. Olabilir. Ben çok söyledim dediniz. Şimdi arkadaşım söylesin. Çok duygulandım, inanın. Hayran kaldım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Saygılar sunuyorum. Cem, ben çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Adile'cim, canım. Sağ ol canım benim. Çok teşekkür ederim. Her zaman müzisyen kimliğinle, dostluğunla her zaman yanımda olduğunu biliyorum. Yine beraber devam edeceğiz böyle. Ara. İnşallah. İyi akşamlar. Hadi iyi yayınlar size. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Şimdi bir basın açıklamanız var. O da diyorsunuz ki hiç müzik dinlememiş gençler var diyorsunuz. Bir halk serzeniş. Müziği. Evet, öyle söylemişsiniz. Hiç var müzik var, dinememiş gençler var diyorsunuz. Neye dayanarak bu sözü söylediniz? Ya şimdi o biraz eğitimci kimliğime dayanarak söylediğim bir şey. Yani ben Batman'da lisedeydim. Orada zaten doğallığında bir türkü dinleme durumu var ama hani türkü diye dinledikleri şeyin aslında türkü olmadığını da bilmiyordu çocuklar. Bir de şimdi ortaokulda çalışıyorum aslında, tam böyle müziğin, işte resmin, onların gelişimi için, kişisel gelişimi için çok önemli olduğu yaşlar. Çocuklar türkü söyleme ne demek olduğunu, türkücünün kim olduğunu bilmiyorlar. Ben çünkü yaptığımız proje ödevlerinde, onlara zaman zaman verdiğim dosya ödevlerinde görüyorum bunu. Türkü, bir tane türkü bulun diyorum ya da bir türkücü bulun. Çok affedersiniz. Çocuklar bana böyle arabesk sanatçı, şarkıcılar falan getiriyorlar, düşünün. Yani üniversite için de bu geçerli bir şey. Çoğu türkü söylemeyi bilmiyor. Aynı şeyi ben de paylaşacağım sizinle. Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yaparken albümü götürdüm ben. Sanatçılara çektirdiğimiz albümü. Hiçbiri tanımıyor halk müziği sanatçılarını. Evet. Diyorlar Tarkan yok mu? Şu yok mu? Bu hep bilmiyorlar. Popüler. Evet. Çok ciddi tanıyorum ama. Evet, çocukların çok suçu ciddi yok. Evet, evet. Ailelerin çok katkısı olması gerekiyor. Özellikle evet, bu durumlarda. Mesela Neşet evet, Ertaş'ı bilen çocuklar da vardı ama ailelerde sürekli bir Neşet Ertaş konuşuluyordu.
Mahsuni konuşuluyor. Çocuk oradan biliyor aslında. Çok TV, televizyonlardan bilmiyor. Çünkü çocuğun ilgisini başka şeyler zaten popüler bir şekilde çekiyor. Şimdi ben bir şey soracağım. Siz İstanbul'da oturuyorsunuz, Şişli'de oturuyorsunuz. Ama Şişli'nin neresinde diye soracak olursam Kurtuluş semtinde. Nereden biliyorsunuz? Her şeyi biliyorsunuz siz. Kurtuluş semtinde birçok sanatçı, yorumcu oturuyor. Çok tuhaf ama gerçek. Evet ya bir şey oldu. Böyle bir Taksim Cihangir civarından bir göç başladı bence. Birkaç sene. Vallahi müzisyen göçü. Şeyden Taksim Cihangir'den doğru. Aynen bir müzisyen göçü başladı. Evet. Çünkü neden? Gece çalışmak zorunda olan bir işte topluluk bu bahsettiğimiz müzisyen topluluğu. Bir şekilde konsere gidiyor. Gecenin bir yarısı geliyor işte. Böyle hep bir de stüdyolar orada. Enstrüman satan dükkanlar orada. Bütün kültür merkezleri işte program yapılacak sahneler orada. Mecburen o civarlarda oturmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Kurtuluş biraz yapı olarak benziyor ve yakın. Yakın yani. Şeye çok bir özelliği daha var. Çok kültürlü bir yer. Ermenisi var, Yahudisi var, Alevisi var. Biraz da ondan var. İnsanlar orayı Ertuğrul seviyor. İnsanlar evet ben mesela açıkçası o çok kültürlüğünü de sevdiğim için biraz da şey. Peki bir şey örneğin bir araştırma yapmışlar. Devlet Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi Profesör Doktor ismi şu an aklımda gelmedi ama demiş ki mutluluğun resmini hangi ilçede çizebiliriz demiş. İnsanlar cevap vermişler. Demişler ki mutluluğun resmini Kadıköy'de çizeriz. Yani Kadıköy yaşam kalitesi olarak en iyi ilçelerden bir tanesi. Evet evet. Tarihi söyleyeyim ben size. Sözcü gazetesinin 5 Eylül 2011 tarihli Sözcü gazetesinde bunu aldım. Ve demiş ki daha sonra Beşiktaş ve Beyoğlu. Burada Şişli yok. Neden acaba? Şişli çünkü arada bir yerde. Evet, evet. Arada olduğu için. Mecidiyeköy, Taksim, Beşiktaş arasında bir yerde olduğu için. Yani çok kendine has bir dokusu var. Dediğiniz gibi çok değişik işte kültürler bir arada ama üniversitelilerin, gençlerin daha yoğun yaşam tercihleri bence Beşiktaş ve Taksim doğru. Beyoğlu. Kadıköy'de de öyle. Kadıköy'de evet. Daha gençlere hitap eden bir yer. Rakçı uzun uzun saç. Ben mesela karşıdan Kadıköy'e geldiğimde şeyi fark ediyorum. Burada daha entel çocuklar var. Küpeler, saçlar. Bilmiyorum Kadıköy'de bir acayip bir hava var. Güzel bir hava ama. Siz bunu söylediniz ya. Teknik masada özlem veriyor. Gülmeye mi başladı? Evet, evet. Öyle mi bilmiyorum ama ben öyle düşünüyorum. Sevinçten mi, şaşkınlıktan mı? Kadıköy'deki gençler daha özgün tarzları, saçları, işte ne bileyim kıyafetleri ve birçoğu mesela şey müzisyen o zaman ben yarından tezi yok Kadıköy'e taşınıyorum. Evim çağırıyor. Ama ben yine de yok Kadıköy değişik güzel bir yer. Peki şey diyeceğim şimdi bir anekdot var size paylaşmak istiyorum izninizle. Rahmetli yazar Faik Baysal Edebiyat Dergisi'nde çıkan yazısının telif ücretini almak için bankaya gider. Kimliğini unutmuştur. Görevliye derdini anlatırken banka müdürü der ki Faik Baysal adını duyar banka müdürü hemen gelir ve memura çıkışır der ki niye zor çıkarıyorsun diyerek yazar Faik Baysal'ı odasına alır koluna girer odasına götürür aman efendim kusura bakmayın ne demek derhal öderiz lütfen buyurun çay içelim diyerek odasına götürür. Banka müdürü Faik Baysal şaşkınlık içerisinde bir banka müdürü tanıyor kendisini sonra konuşma esnasında Faik Baysal'ın yazar olduğunu anlar. Ve derhal yerinden kalkarak... Ne? Yani şimdi siz kresteci Faik Baysal değil misiniz? Aa. Der. Yazar hayır deyince Faik Baysal'a kapıyı gösterir. Buradan size gelirsem çok geniş bir halk müziği dinleyicisi sizi dinliyor. Hı-hı. Ve yorumladığınız ezgileri içselleştiriyor. Müzikle ilgili olmayan, sizi tanımayan kişilerin sizinle ilgili ilk yaklaşımları nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Müzikle ilgili olmayanların mı? Evet. Bir kere heyecanlanıyorlar şarkı söylediğimde. Ay ne kadar güzel. Hepsinden de ya da şöyle diyeyim birçoğundan da şunu duyuyorum. Ben de sesimin çok güzel olmasını o kadar çok isterdim ki. Şöyle diyen var mı? Ya benim sesim çok güzeldi annem ama beni göndermedi. Çok var onlar da var evet. Siz nasıl yaptınız nasıl gidebildiniz? Peki aileniz yani, sizi karşı çıkmadı biraz mı? Değil mi biraz başarıyı küçümseme? Yok biraz merak ediyorlar evet. Nasıl yaptınız? Hani ailenizden tepki gelmiştir illaki. Nasıl oldu da hani bir şekilde konservatuar okudunuz?
Tabii ki insanlar hayallerini yapan başka birileriyle karşılaştığında ben de öyleyim. Heyecan duymamak mümkün değil ki. Evet. Şimdi ben size bir şey soracağım. Çok yürekli cevap verin, ne olursunuz. Şimdi tabii siz ki belediye başkanısınız. Seçildiniz ve belediye başkanısınız. Öyle Allah düşünün. Korusun. Hiç yok, öyle bir öyle olduğunu düşünün. İlk olarak ne yaparsınız? Acil çözüm bekleyen halkın acil çözüm olarak. Bir kere şu İstanbul'daysam eğer kesinlikle trafik meselesini hallederim. Kesinlikle. Peki, İnsanlar çok olur. Mutsuzlar. Bir şey daha söyleyeyim. Yol çok önemli çünkü ya. Tamam. Yolda hayal kuruyorsun çünkü. Peki. Şey, başka ne yapardım? Bir kere yeşil. Orman yok. Ağaçların biliyorsunuz park için neler yaşadık. Tabii ki. Meseleler ne kadar farklı. Aracınız var mı? Aracımız yok. Benim aracım yok yani. Ne güzel. Daha önce kullanıyordum. Hani ben araba kullanmayı bilmiyorum ama bir dönem böyle kendi özel aracımız vardı ama şimdi yok. Peki bir şey soracağım şimdi size. Bakın bir tane sanatçıya sormuştum. İstanbul'da belediye başkanı olsanız ne yaparsınız diye. Demişti ki bana, ben ilk olarak ulaşımı ücretsiz hale getiririm demişti. Yani ulaşım ücretsiz olacak. Kesinlikle öyle ama şimdi ulaşım sıkıntıyken. Şimdi ben onu araştırdım. Madem ulaşım ücretsiz olsun, dünyada var mı böyle bir devlet diye düşündüm. Araştırdım ve varmış. Estonya böyle bir ülke. Estonya'da ulaşım tamamen ücretsiz. Evet. Mükemmel. Estonya'nın oraya başkenti Tallinn'de tamamen ücretsiz. Oraya taşınalım hep beraber. Şimdi ben buraya niye geldim onu söyleyeceğim. Niye geldim? Şimdi Almanya'nın Berlin şehrinde ulaşım araçlarına kaçak binenlerin sayısı 500 bin. Bunu basından aldım. Size söyleyeceğim hatta. Hatta 26 Şubat 2014 Zaman Gazetesi'nden aldım bunu. Vay, çok ciddi evet, bir rakam. 500 bin kişi ücretsiz, düzeltiyorum, kaçak biniyorlar. Ve ücret vermemek için ceza alıyorlar. Şimdi Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'de gelirler çok düşük. İnsanlar çok küçük maaşlarla çalışıyorlar. Türkiye'de bu rakam daha büyüktür diye düşünüyorum. Ulaşım ücretsiz olsa daha iyi olmaz mı sizce? Kesinlikle. Yani çünkü özellikle büyük şehirlerde tek vesait bir yere gitmeniz mümkün değil. Evet. Hani her yere yürüyerek gitmek zaten o öyle bir hayal yok. Bir de düşünün ki siz bir yere yetişmek zorundasınız. Arada bir de taksi kullanıyorsunuz İstanbul'da. Maalesef yani çünkü işte saatlerce ya da işte dakikalarca trafik yüzünden gelmeyen otobüslerle mümkün değil programınıza yetişmeniz. Kesinlikle olması gereken de o. Yani evet. Sosyal devlet dediğin şey zaten ulaşım sağlığı her şeyi ücretsiz sağlayan devlet anlayıştır. Ama buna umarım yapacağız, inşallah göreceğiz o günleri. Şimdi sizden bir çalışma dinleyelim. Hangi çalışma olacak bu? İsterseniz Mardin'i dinledik değil mi? Gülleri kokmaya geldim. Tamam. Ya da İstanbul olabilir. Siz seçin. İstanbul olsun. Dedim. Tamam, sonra daha eğlenceli bir İstanbul'dan şey. İstanbul'dan bahsettik. İstanbul. Aa, evet, tam da trafik falan derken İstanbul aslında şöyle şu şarkıdaki kadar güzel bir şey. Aslında buna istinaden ben de bu soruyu sormuştum. Evet, çok güzel İstanbul'da. Oldu. İstanbul'u evet, dinleyelim o zaman. Gemileri deniz külü boyansın, üşüsün İstanbul.
üstümde dolsun. Ben usulca yakamaz la sızarım. Yakarım gemileri, deniz küle boyansın. Üşüsün İstanbul, yar benle yansın. Üşüsün İstanbul, yar benle yansın. Üşüsün İstanbul. ...95.1 Özgür Radyo'da sevgili Adile Yadırgı ile olan sohbetimiz devam ediyor. Yalnız son 7 dakikamız var. O yüzden telefonu alamayacağız. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Siz ikinci albümü yaptınız. Konser mi yapıyorsunuz? Evet evet, lansmanı yapacağız. Evet. Daha henüz böyle tüm orkestrayla bir konser yapma şansımız olmadı. Salon aramıştık. Jolly Joker'de 26 Mart'ta bir konser yapacağız. Albüm basın lansmanı yapacağız. Dünya müziklerini yakından takip ediyorsun, biliyorum, herkes biliyor. Dinlerken etkilendiğin isimler var mı? Ya ben fadocuları çok seviyorum. Son birkaç yıldır fado kadın vokallerine bayılıyorum. Yani işte Madredus diye bir grup var. Oradaki işte Teresa'ya bayılıyorum, solistlerine. İşte Mariza'yı çok seviyorum. Misya var. Gene bu fadocu kadınlar. Böyle denize yakılan ağıtlar, şarkılar sonuçta fadolar. Bize de çok benziyor. Oradaki acıklı hikayelerle bizim türkülerin hikayeleri çok benziyor. Onları çok seviyorum. Haydi'yi seviyorum İran müziğinden. Sejalyan'ı seviyorum üstad işte. Yani kadın vokallerinin dışında da çok beğendiğim işte sesler. Azam Ali mesela çok beğeniyorum. Hem Türkiye'de de bir şey var, çalışma ortaklık, ortak müzisyen dostlarımız da var. Tanışmadım kendisiyle ama onun yaptığı işleri çok böyle güzel işler olduğunu biliyorum, dinliyorum. Bir sürü şarkıcı var yani. Türkiye'den kimler var? Türkiye'den Aynur'u çok seviyorum. Aynur Doğan Kürt, evet. Müzisyen yani kadın şarkıcı olarak. Aynur'u çok beğenerek dinliyorum. Başlıca onu söyleyebilirim. Sertab Erener mesela, popüler müzikten sesini çok severim. Sertab Erener'in hala dinlerim yani. Ne yapsa merak ederim mesela, ne söylemiş, nasıl söylemiş diye. Şimdi ben bir şey merak ediyorum. Örneğin bugün etrafına bakıyoruz. Hep müzik yapanların büyük çoğunluğu öğretmen, doktor, mimar, mühendis. Başlıyorlar müziğe. Birçok isim var, sayabilirim örneğin. Örneğin Hasan Ali, örneğin siz, örneğin grup Yorum'un efsane solisti Hilmi Yarayıcı. Çok var kafam. Öğretmen çok var. Öğretmen çok var. Doktor da var. Doktor da çok var. Mühendis de var. Şimdi şunu örneğin, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, elektrik elektronik bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İbrahim Eksin de bir koro kurmuş. Çocuklardan, öğrenciden oluşan. Bakmış ki çocuklar ilgi göstermiyor. Bu kez almış tüm kadroyu, onlara müzik yapmış. Yani insanlarda böyle bir arayış var. Sizdeki bu arayış İçinizi boşaltmaktan dolayı mı ortaya çıktı? Müzik mi? Müzik arayışı. Elbette, tabii ki. Ben hep söylüyorum, insan bu kadar kötü bir ülkede yaşıyorken, hani bu kadar sıkıntı, çok seviyoruz ayrıca, hani o başka bir şey ama düşünsenize, bir şeyler oluyor, bir sürü genç ölüyor bir anda, insanların işte bütün yaşam hakları bir anda ellerinden alınıyor, çıkacağı saat, giyeceği kıyafet, yiyeceği ne kadar, içeceği ne kadar, yani sokakta bir sürekli bir kavga, bir çatışma halinde. Bu kadar umutsuzluğa kapıldığımız dönem sanat teselli, hep bunu söylüyorum ama son zamanlarda bir teselli oluşturduğu için müzik benim hayatımda çok değerli, çok kıymetli. Başka türlü varlık nedenim ne diye düşünüyorum, yok açıkçası. Öyle. Evet, mesajlar da çok gelmeye başladı. Tam yayın bitmek üzereyken mesajlar, evet. Evet, fotoğraflar var örneğin albümde, gördüm çokça ve çok hoş. Nasıl çıktı ortaya? Fotoğraflarla Çerkez Karadağ ve Mehmet Veysi Boran fotoğrafları çekti. Üstad Çerkez Karadağ, herkesin çok yakından tanıdığı, fotoğrafçılıkla ilgili olan herkesin bildiği. Kıymetli hocam, sevgilerimi iletiyorum ona. Karaköy civarında Perşembe Pazarı'nda dolanarak çektik işte. Mehmet Veysi de Batman'dan değerli bir arkadaşım. Mehmet Veysi Boran, o da geldi. Beraber onların çektiği bir proje. Evet. Son iki dakikamız kalmış ama size soru soranların isimlerini söyleyeyim. Soruları çünkü söylersem iki dakika yaşarız. Tamam, anmış olalım. Aliveköy'den Hami Toprak,
ve İstanbul'dan İbrahim Kayan selamları var diyelim. Soruları var aslında da selamları var diyelim süremiz olmadığı için. Son ben de çok selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Evet. Keşke zaman olsaydı ama çok da güzel, çok keyifli bir vakit geçirdik. Son olarak neler söylemek istersiniz son iki dakika içerisinde? Çok kısa kısa. Yani şunu söylemek isterim, umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Son yıllarda böyle hem üzüntülü zamanlar geçirdik ama bir taraftan da çok güzel şeyler yaşadık. Biz anladık ki bu ülkede çok ortak dertlerimiz, ortak sıkıntılarımız varmış aslında. Biz ne kadar birbirimizden uzakmışız, birbirimizi ne kadar çok az anlamışız, bizi ne kadar çok bölmüşler diye düşündük, değil mi? Ama yan yana geldiğimizde bir meydanda beraber hareket etmenin, bir arada olmanın, hemhal olmanın, albümün adı da Hemhal biliyorsunuz, hemhal olmanın ne kadar değerli olduğunu, bir arada olduğumuzda ne kadar güzel işler çıktığını gördük. Ben umutlu olmak gerektiğinden ve asla sanattan uzaklaşmamak gerektiğinden, yani güzel şeyler dinlesinler rica ediyorum. Her dinledikleri güzel şey olmayabiliyor. Evet, ben de kısa bir süre öğretmenlik yaptım. Sizinle meslektaş sayılırım. Sağ olun, siz aradan hemen geldiniz. Öğretmenlerin duyarlı yanı, hassas yanı. Böyle şeyler olunca hemen giriyorlar, sağ olsunlar. Ben teşekkür ederim. Uzun süre peşinizden koşmadan çok çok sağ olun. Çok nazikçe, çok insancıl bir yaklaşımına geldiniz. Buraya kadar ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim ben de. Ben de sevgili dinleyicilere türkülerle dolu bir akşam diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese, ben de iyi akşamlar diliyorum. Sofrası.